E ee, ekrana Karabatak diye bir kuş cinsi var. Bunu bir getir ekrana Karabatak. Şimdi birisinin değer verdiğini anlamanın ilk yolu agresifleşiyor. Şimdi, ya sana da 40 yılda bir işimiz düştü arka. Ben size bazı şartlar söyleyeceğim. Bakın bunların ne kadarı var? Düşünün. Orada tutturacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Müzik Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim Merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah teşekkür ederim şükürler olsun. Evet yorumlara gelen soruları sormaya devam ediyoruz. Hocam birisinin bize değer verdiğini, bizi gerçekten sevdiğini nasıl anlarız? Bunu anlamanın bir püf noktası, kısa yolu var mı? Var. Aslında çok güzel bir soru. Yani bizi birisinin değer verdiğini anlamak çok önemli. Çünkü eğer anlamazsan iş çok kötü yere gidiyor. Bir kişi değer vermediğini fark edersen gereksiz fedakarlığa devam ederek hep acı çekmeye devam edersin. Şimdi bunu anlatabilmem için bir şey anlamanız lazım. Önce şimdi sizden ricam Mücahidim ekrana Karabatak diye bir kuş cinsi var. Bunu bir getir ekrana Karabatak. Anlayacaksınız birazdan anlatırken Karabatak ne demek. <laughs> bu bizim için çok önemli. Değer algısı tabii bizim e, bilimsel çalışmaların en çok yapıldığı konulardan biri. Kişinin kendine verdiği değer değil bak. Birisinin size seviyorum diyor ya birisi. Değer verdiğini nasıl anlarsın? İlla evlilik değil bu konu bak. Arkadaş, dost her yerde uygulayabilirsin. Şimdi biz, ben size bazı şartlar söyleyeceğim. Bakın bunların ne kadarı var düşünün orada tutturacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Şimdi birisinin değer verdiğini anlamanın ilk yolu işi düştüğünde sizi arar ama işi düşmediğinde tamamen unutur. İki sene hiç aramaz. Sorma, selam yok, sabah yok. Bak burası çok önemli mücahidim. İki senenin sonunda birden arar seni tekrardan sanki o iki sene hiç geçmemiş dün görüşmüşsünüz gibi. Burada karabata yapıştır. Neden? Çünkü bu kişi karabatak kuşu nedir biliyor musun? Böyle suyun altına girer sessizce kaybolur fırt diye geri çıkar. Sanki hiç o ya yani bir karabatak kuşunun <laughs> çok enteresan bir özelliği var. Suyun dışına çıktığında yeni yüzmüş gibi değil. Böyle hiçbir şey olmamış gibi bir kuş. Yani Sanki hiç o yüzen o değilmiş. Suyun altına dalıp balığı yakalayan o değilmiş gibi. Bu değer vermeyen kişiler, bu karabataklar diyoruz. Bak, bu kişilere karabatak kuşu diyoruz. Bu karabataklar sanki aramayan o değil, hiç sormayan o değil, hiç ilgilenmeyen o değil. Sen durup durduk yere bir gün arıyor seni. Allah Allah. Dün görüşmüşsünüz gibi ve çok ciddi bir sır vereceğim size. Önce ya nasılsın iyi misin? Valla <laughs> görüşe ya bir can vardı sende. Karabata yapıştır burada. Hemen karabatak. Hemen karabatak. Niye? Kayboldun. Şimdi tekrardan geride de geldin. Onun için e, mesela karabatak kuşunu <laughs> şimdi onu söylüyorum. Karabatak kuşu suyun altına girdiğinde ne zaman dışarı çıkar? Havasız kaldığında. Bu kişilerde bir havasız kalırsa bir işte tıkandığı bir şey oldu, bir şey olmadı, bir sıkıntı, bir stres karabatak gibi fırt çıkar. Sanki hiç yokmuş gibi, dün olmuş gibi hemen senden ilgilenir, hatırlar. Ve bu bizim için çok önemli bir konu. Çünkü sana ihtiyacı var. Evet. Bak burası çok önemli mücahidim. İhtiyacı için varsın sen. Yoksa yoksun. Onun dünyasında yoksun. Senin gibi birisi yok. Evet bir de görüşünce karşılaşınca hayırsız niye hiç arayıp sormuyorsun? <gülüyor> Halbuki <gülüyor> bu... sen de arayıp sormadın <laughs> ikisini de. Yani. Pişkin karabatak. <laughs> pişkin karabatak. Keşke öyle de bir şey olsa. Yapıştır karabata Niye? Hem de pişkini. Sanki sen suçlusun hiç ara. Arkadaş hep sen arıyor. Hep ben arıyorum zaten. Hep evet. ben ilgileniyorum. Sen hiç aramıyorsun. Evet. Sana değer vermeyen kişi anlamanın bir yolu da bak. İkinci maddeyi söylüyorum. Bir menfaati olmadığında seni aradı karabatak. Aradı seni karabatak arkadaş, dost, sevgili, eş, neyse akraba. Bu karabatak cinsi aradı seni dedi ki ya dedi şöyle bir şey ihtiyacım vardı falan onun menfaati ve ihtiyacını karşılamadığında ne yapıyor agresifleşiyor sinir Ya, ya sana ben... da 40 yılda bir işimiz düştü arka durup durduk yere birden öfkeleniyor sana agresifleşiyor böyle laflar sayıyor bir şeyler yapıyorsa yapıştır karabata niye çünkü bu kişi sana değer vermiyordur menfaatlerinin yapılmasına değer veriyordur. Burada hemen algılayacaksın. Bak tekrar ediyorum. Senden bir şey istemesi değil. istediğinde yapmazsan, yapamadın diyelim. Zamanla uygun değil, durumun uygun değil bir şey. Kişi sana nasıl tepki veriyor? Agresifleşiyor, sinirleniyor, işte öyle oldu, böyle oldu, şöyle gitti. Yapıştır karabata. Bu karabatak yani sana değer vermeyen kişiler senin hiç dertlerinden sıkıntılarından hiçbir şeyinden ilgilenmez bir de bak. çok önemli. Diyelim o kişiye derdini anlatıyorsun. Ondan sonra hemen geçiştirmeye çalışır. Sen anlatmaya devam ettiğinde sinirlenir. Ya yeter dert dinlemeye mi geldik? ya biraz var arkadaş, sen derdini anlatırken iyi? Seni dinlemeye gelince iyi. oturup birlikte çözüm üretirken iyi İyi! Benim de derdim var şimdi ne olacak? O yüzden bak tekrar ediyorum senin derdinle ilgilenmeyen ve seni suçlayan bir de diğer biraz önceki saydığım maddelerde taşıyorsa yapıştır karabata. Bu kişi sana değer vermiyor. Senin dertlerine de değer vermiyor. Bak burayı hep hatırlayın arkadaşlar. Biri sana değer veriyorsa senin dertlerine, problemlerine, üzüntüne, duyguna değer veriyordur. Yoksa bu kişi değer vermiyordur. Onun için biz değer vermeyeni doğru tanımlayalım. Karabatağa doğru tanımla ki ona göre davran. Bak bu çok önemli bir video mücadele. Edeyim. Çok yıpranıyor insanlar. Neden şöyle neden böyle? Eğer karabatağa doğru tanımlamazsan, doğru bilmezsen üzülürsün, moralin bozulur, canın sıkılır. Peki insanların sürekli yaşadığı eşi de karabatak olabilir mi? Tabi olabilir. Eğer öyleyse onunla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. Bakın çok önemli. Eğer sizin sevdiğiniz dostunuz, arkadaşınız, eşiniz, akrabanız neyse birileri karabataksa istismar ediliyorsunuzdur. Çok canınız yanar. Öyle bir vakit gelir ki bunu idrak ettiğiniz anda canınız çok yanar. O yüzden bu dediklerimi iyi hatırlayın. Şimdi biz bu karabatak serisine devam edelim mücahidim. Tamam. Bu karabatak serisi çok güzel bir seri çünkü karabatak. Yani ne demek biliyor musun? Değer vermeyen. Ama miş gibi yapan. Yani ya özledik seni ya Allah Allah falan. Ne alakası öyle? Rol yapma diyorsunuz. Ya. Bana hiç değer vermiyorsun. Karabatak. Hatta böyle biri varsa karabatak resmi gönder ona. Anlamayabilir ama olsun. Rahat ol. <laughs> Eyvallah. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah mücahidim. Görüşürüz. görüşürüz hocam. Görüşürüz.